yılda oyun olarak bereketli bir yıldan geçiyoruz diyebiliriz. 2024'de neredeyse yaraladık ve şimdiden oynanacak tonlarca oyun birikti. En son çıkışını yapan oyunlar arasında da Hellblade 2 ve de The Rock Prince of Persia'yı deneyimledi. Bir cephede Heavenly Sword oyunuyla kalbimi fetheden oyun stüdyosu Ninja Theory'nin oyunu Hellblade 2, diğer cephede de Dead Cells'in geliştiricilerinden biri olan Evil Empire'ın geliştirip Ubisoft'un yayınladığı The Rock Prince of Persia'ya bulunuyor. İkisinden de konuşmaya hazırsanız başlayalım. Hellblade 2 yaklaşık 6 saatte bitirdiğim, oyun aşırı çizgisel bir yapıda olmasına rağmen iyice etrafa bakıp muhteşem görselliği seyrettiğim bir oyun. Ninja Theory'nin geliştirip piyasaya sunduğu bu aksiyon macera oyunu, bakın yürüme simülasyonu demiyorum fark ettiyseniz, aksiyon macera oyunu diyorum. Buranın altını çizelim. Bu aksiyon macera oyunu bir nedenden dolayı, sadece çok basit bir nedenden dolayı hevesimi kursağımda bıraktı. Türünden dolayı mı? Tabii ki de hayır. Sebebi şu. Ben bir oyunu inceleyeceksem ilk önce o oyunda baktığım yer önce grafik değildir. Hikaye de değildir. Ses ve müzikler mi? Tabii ki de hayır. Atmosferi mi? Alakası bile yok. Geriye ne kalıyor? Oynanış ve kombat mekanikleri kalıyor. Benim bir oyunu incelemeye karar verdiysem, o oyun hakkında net bir fikir sahibi olacaksam, elimde tuttuğum gamepad'i ya da klavye mouse'u oyun esnasında kullanırken ne kadar zevk aldıysam ilk dikkat ettiğim nokta her zaman oynanıştır. Ya çünkü bu neticesinde bir oyun değil mi, yani adı üstünde. Oyun. Oyun. O yüzden bir oyuna yüksek puan verebilmem için oynanışın bana zevk vermesi lazım ki ben serinin bir sonraki oyununu dört gözle bekleyebileyim. Öncelikle Hellblade 1'i oynamadım. İkinci oyuna nazaran çok daha fazla bulmaca var diyorlar ama bir süre sonra ona da girişeceğim. Şimdi zamanı değil. Şu an asıl konumuz Hellblade 2. Hellblade 2 deneyimimde en fazla yarım saat, bir saat gamepad'i normal oynanış için kullanmışımdır. İşte dövüş mövüş vesaire, onlardan bahsediyorum. Yürümeden ya da bir yere odaklanmaktan bahsetmiyorum. Yani şimdi durum böyleyken ben bu oyunun nesini inceleme yapabilirim? Bir oyun incelemesi yapmak için o oyunun elle tutulur bir oynanışı olması gerekir ki ben bir inceleme videosu çıkartabileyim, değil mi? Benim incelemelerimde videonun yarısından fazlası oynanışı anlatmaya gidiyor. Beni daha önce videolarımı izlediyseniz bilirsiniz. Ben tek bir oynanış mekaniğini bile kaç dakika konuştuğumu biliyorum. Bu oyundaki mekaniği de konuşacak olursam, adama kılıç sallıyorsun, hızlı saldırı X, ağır saldırı Y, dodge B, bir de ayna kullanıp adamı direkt indiriyorsun. Ha bir de perileme var, o da R1. Ya bu kadar, oynanış bundan ibaret, yani başka hiçbir oynanış elementi yok oyunda. Ne bir farklı silah toplama var, ne başka bir item var, ne de bir zırh toplama falan var yani. Bu yüzden de bu oyuna inceleme yapmamaya karar verdim. Çünkü oynanış diye bir şey neredeyse yok bu oyunda. Neyse, geçelim hikayeye. Hellblade 2'nin hikayesi gayet şahane. Hiç laf ettirmem burada. Herkesin tatması gereken bir hikayesi var. Sunumu zaten çok iyi. Hiçbir şekilde sizi hayal kırıklığına uğratmaz. Özellikle ana karakter Senua ile ilk oyunu oynamasam bile çok derin bir bağ kurduğumu hissettim. Sanki onun hissettiklerini her saniyesine kadar anlıyor ve duygu durumunu çok iyi bir şekilde yansıtabiliyordu bana. Yan karakterler de gayet başarılıydı. Hikayenin sizi çok şaşırtacağından hiç şüpheniz olmasın. Özellikle sonu çok büyük bir sürprizle bitiyor. Grafikleri anlatmaya gerek bile olmadığını düşünüyorum. Unreal Engine 5'te nelerin ciddi anlamda ortaya konulabileceğini canlı bir kanıtıdır Hellblade 2. Eğer canavar gibi bir PC'ye sahipseniz, ben artık film gibi grafikler görmek istiyorum diyorsanız Hellblade 2'yi mutlaka deneyimlemeniz lazım. Beni gerçekten grafikler konusunda çok şaşırttı. Ben fragmanlardaki kadar yüksek grafikli bir oyun görebileceğimizi beklemiyordum. Atmosfer genellikle karanlık ve boğucu bir yapıya sahip. 9. yüzyıl Viking toprakları soğuk, iç karartıcı ve boğuk olmalıydı zaten. Grafiklerle birlikte atmosferde yağ gibi akıp gidiyor. Özellikle Senua'nın bazı yeraltı kısımlarına girdiği mekanlar dış çevre atmosferi harici beni çok etkilemişti. Büyüleyici ve mistik bir ortamı bu kadar güzel işleyen bir oyun görmek çok nadir diyebilirim. Sesler ve müzikler bu oyunu bütün yapan bir şey adeta. Bu oyunu kendi sesi olmadan oynayamazsınız. Sanki tamamlanmamış bir yapboz gibi gelir size. O yüzden bu oyunu oynayacaksanız mutlaka kulaklıkla oynayın. Ben oynarken kendimi kaybedip dış dünyadan soyutlanmıştım sanki. Senua gerçekten de benmişim gibi hissetmişti. Eğer bir aralıksız 5-6 saat dış dünyayla bağlantınızı kesmek isterseniz Hellblade 2'yi açın ve kulaklığınızı takın. Genel olarak Hellblade 2 hakkındaki düşüncelerim ve tecrübelerim bunlardı. Evet biliyorum, diğer videolarda gibi çok bahsettiğim, konuştuğum bir oyun değil ama dediğim gibi bu oyunu ben oyun olarak beğenmedim. Yürüme simülasyonu da olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Bu bir aksiyon macera oyunu. Bariz. Ama oynanış sekansları biraz daha arttırılıp, zorlaştırılıp çok az daha çeşitlendirilebilirdi. İlk oyundaki gibi bol bulmaca yerine bu açık kapatılsaydı belki de çok daha fazla kesime hitap edebilirdi Hellblade 2. Onun haricinde diğer kısımlarda hiçbir eksiği olduğunu düşünmüyorum. Tersine birçok oyunda adam akıllı göremediğimiz niteliklere sahip. Ama size tavsiyem, bu oyuna sakın gidip para vermeyin. Deneyimlemek isterseniz Game Pass'te zaten mevcut. Oradan gidip bakabilirsiniz. 50 GB bir şeydi zaten. Abi de böyle grafikli bir oyunun oynanışı biraz daha fazla olsaydı bir rahat 100 GB'a kadar çıkardı herhalde diye tahmin ediyorum. Neyse, SSD'nizde azıcık yer varsa günlük kafa dağıtabileceğiniz bir seçenek. Hellblade 2'den sonra gelelim bir hayal kırıklığına daha. The Rock Prince of Persia.
Neden hayal kırıklığı diyorum? Çünkü ben artık adam akıllı bir Prince of Persia oyunu görmek istiyorum. Assassin's Creed'i ana IP yaparak güzelim seriyi bir hiç ettiler ve bir kenara attılar. Gerçekten mi yani Ubisoft? Ubisoft'un zaten bu verdiği kararlar doğrultusunda vizyonsuzluğun nereye gideceği hakkında hiçbir fikrim yok. Bir tane daha Metroidvania ya da roguelike bir Prince of Persia oyunu görürsem fenalık geçireceğim artık. Ya adam akıllı oyun yayınlayın ya da hiç yapmayın. Bak hani arada bazı köklü serilerde bu ara oyun dediğimiz oyunlar olur. Bu oyunlar seriye de tatlılık katar. Ki The Lost Crown'u ben gayet de beğendim. Ki Metroidvania türünü de seven bir oyuncuyum. Ama roguelike zaten çok fazla katlanamadığım, bir saatten sonra cinnet geçirebildiğim bir tür. Bir de full sürüm de değil zaten oyun. Günümüzde oyunlara erken erişimden salma gibi bir moda da çıktı artık. O modayı takip ediyorlar herhalde. Hadi oyun erken erişimden çıkmasını geçtim. Ama ben bunun nesini hevesle oynayabilirim acaba? Dediğim gibi erken erişimde çıkması bir yerde mantıklı olabilir. Dead Cells'i yapan adamlar yaptı çünkü. Zaten nadir hastası olduğum bir roguelike oyunlardan Dead Cells. Ama ben artık doğru düzgün bir Prince of Persia oyunu görmek istiyorum. Ana oyun gibi böyle indie gibi hissettirmesin bana. Şöyle güzelinden bir AAA oyun görmek istiyorum. Bu kadar zor olmamalı. Zaten en son Sands of Time remake'i de yüzlerine gözlerine bulaştırmışlardı. Prince of Persia IP'sinin ne olacak sonu hiçbir fikrim yok artık. Bir arada Splinter Cell remake falan geliyordu. Hey yavrum hey, hey yavrum hey. Neyse. Oyunu haksızlık etmeyip bu rezilliklerin dışında güzelce bir ele alalım. Oyun ortalama oynandığı zaman şu anki sürümde bir 6-7 saatte biten bir oyun. Bense 3 saat civarı oynayabildi. Bu 3 saatte edindiğim tecrübelerde oyunun fena olmadığı yönünde. Yapısı olarak Dead Cells'e çok benzeyen bir işleyişi var. Ana karakter ölümsüzlükle lanetlenen bir prens ve her öldüğümüzde klasik roguelike oyunlarda olduğu gibi ev gibi noktamızdan yeniden doğuyoruz. İşte orada geliştirmeler yapıyoruz, silahlar, madalyonlar açıyoruz vesaire vesaire. Her öldüğümüzde aslında daha da güçlenmiş oluyoruz. Roguelike oyun geçmişiniz varsa roguelike oyunların mantığını bilirsiniz işte. The Rogue da aynı bu mantığı işleyen, biraz da Metroidvania ögelerini bünyesinde barındıran bir oyun olmuş. Ben ilk boss'a kadar gelebildim. İlk boss'u kestikten sonrasını oynamadım henüz. Ama bayağıdır roguelike oynamıyordum ve gerçekten de beni zorladı. Bayağıdır benim gibi bu türe uzaksanız alışmakta birazcık zorlanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Oyun Dead Cells'e çok benzer bir yapıda olmasına rağmen Dead Cells kadar keyifli oynayamadım bu oyunu. Bilemiyorum. Tekrardan açıp bitiresim de gelmiyor açıkçası. Ya ben roguelike oyunlara gerçekten doydum ya da bu oyunda sevemediğim başka bir şeyler var. Henüz pek emin değilim. Bu aralar böyle retro oyunları birazcık merak sardım. Bir de AAA oyunlar tarafında saf RPG açık dünya oyunları canım çekiyor biraz da. Ondan da olabilir. Roguelike oyunlara henüz tamamen girişmeyi düşünmüyorum. O yüzden ikinci oyun çıkan Hades serisini de erteledim. Ama emin olun ki oyunun müzikleri gerçekten çok güzel. Özellikle ilk kısımlarda çalan müziklere bayıldım. Çok nostaljik hissettiriyor. Boss müziğini çok fazla sevemedim ama. Dediğim gibi eğer Dead Cells'i sevdiysen, ben bir de Prince of Persia'lısını oynayacağım diyorsan tam senlik. Klasik roguelike oyunu işte. Ak gitsin. Ama henüz erken erişimde olduğunu ve daha ham bir oyun olduğunu da unutma. Burada benim bıkkınlığım, sinirim Drop Prince of Persia oyununa karşı değil. Dediğim gibi böyle bir markanın çok daha yüksek bütçeli oyunlar hak ettiğini düşünüyorum. O yüzden biraz sinirlendim. Yoksa oyun hiç fena değil. Potansiyeli çok yüksek bir roguelike oyunu. Daha ayrıntılı bir inceleme izlemek isterseniz eğer Mustafa'nın kanalından Drog'un incelemesine ulaşabilirsiniz. Zamanında Beyond Good Evil'la, Dark Messiah of Might and Magic'le, Prince of Persia'nın eski oyunlarıyla, işte ne bileyim Sands of Time olur, Warrior Within olur, The Two Thrones olur ve bu oyunların yanında daha nicelerini yayınlayan, geliştiren ve zamanında da en sevdiğim oyun şirketlerinden biri olan Ubisoft'un şu anki hali gerçekten çok ilginç.